أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Mü'min suresi. Allah bizi kabul ettiği müminlerden kılsın. Ya da diğer adıyla Gafir suresi. Allahu Zülcelal gufranıyla, mağfiretiyle muamele etsin. Kur'an-ı Kerim'de 40. sırada ve Hamim'le başlayan surelerin ilki, orijinal tabiriyle Âl-ü Havamîm denilen surelerin birincisi. Arkasından Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan, Câsiye ve Ahkaf sureleri de Hamim'le başlar. İsrailoğullarının Mısır'daki son günleri, Firavun'un sarayında bir adam o güne kadar imanını gizlemiş. Ama mümin bir adam, Firavun oğullarından bir adam, Cenab-ı Hakk'ın tescidiyle mümin kişi, işte surenin bir bölümünde ondan söz edilecek. Ve belki de onun için sure, mümin suresi olarak anılacak. Üçüncü ayetin başında da gafir kelimesi geçer. Hamim. Tenzilül kitabı minallahil azizil alim. Gafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ikabi zit tavul. La ilahe illahu ileyhil masir. Surenin başında yer alan iki harf, ha ve mim harfleri böyle yazılmış, böyle okunmuş, böyle muhafaza edilmiş. Alemlerin Rabbi, alemlere rahmet seçkin kıldığı kulu Muhammed Aleyhisselam'a böyle göndermiş, o ümmetine böyle okumuş ve ümmeti kıyamete kadar ümmeti Muhammed'e böyle intikal ettiriyor. Biz de öyle inanıyoruz. Ha, mim. Acabalar birbiri peşi sıra gelir hep insan zihnine. Çözünce kişi Müslüman olacaksa o soruyu çözmeye çalışsın. Yani o acaba dediği, sorun ettiği, bilmek istediği, öğrenmekten yana çaba sarf ettiği konuyu bilen bilmeyene göre daha Müslümansa tamam, onu öğrenmeye çalışsın bir Müslüman. Değilse, fark etmiyorsa, öğrenenle öğrenmeyenin farkı yok. Hatta öğrenmeyen daha rahat ve huzurlu. Hayatının geri kalan kulluğunda daha dirençliyse insan niye öğrenmeye çalışıyor da? Hani adamın biri varmış, 25 yıl adım adım, köy köy, deniz deniz, dağ dağ, orman orman dolaşmış bütün yeryüzünü. Ne kadar hayvan bulduysa liste yapmış, doğuranlar ve yumurtlayanlar diye. Bir Müslüman köyde bir hayvan cinsi duymuş. Tabii adam ilim adına, irfan adına, objektiflik adına, insanlık adına iş yapacak ya, Allah adına yapanlardan değilmiş de ondan böyle saydım. Gitmiş o köye, yanına yaklaşılmaz bir hava içinde. Ne dediğini bilmez, ne konuştuğunu anlamaz aslında, fakat o her şeyi bilir durumunda müstekbir ve ekabir davranıyormuş. Ev sahibi Müslüman, kafir de olsa misafirine ekmek, su ikram edecek elbette gücü nispetinde. Bütün ikramlarından sonra az da edeben, biraz da şöyle sakin sormuş. Demiş, nedir telaşın? Buyurun, yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani bir şeyler bildiğinizi iddia ediyorsunuz, yanınıza yaklaşmaz bir tavrınız var diye hafiften de duyurmuş meseleyi. Adam başlamış bütün bildiklerinin özünü anlatmaya. 25 yıl demiş, dile kolay, adım adım dolaştım yeryüzünü. Nerede bir hayvan cinsi bulmuş isem, yumurtlayan mı yoksa doğuran mı tespit ettim. 25 yıldır
25 yıl, 25 yıl uğraşıyorum. 25 yıllık bir hayat programının metü senasıyla şöyle biraz oyalanmış adam. 25 yılının son dakikalarını yaşamış adam tabir caizse, sonunda ev sahibi demiş ki sakin, aa, bunun için 25 yıl uğraşılır mı? Ayıp. Bakacaksın hayvanın kulağına, dışında görünüyorsa doğurur, içinde ve görünmüyorsa o da yumurtlar demiş. Adam birdenbire 25 yıllık hayatını gözünün önüne getirmiş, bütün listeleri yeniden bir kere daha göz önüne almış, bakmış gerçekten doğru, şaşırıp kalmış, ne diyeceğini bilememiş ama ne olduğunu biz biliyoruz, boşa giden bir 25 yıl. Öyle değil mi söyleyin? Öğrendiniz, öğrendikleriniz size mezarda genişlik, mizanda ağırlık kazandırmıyorsa, öğrendiniz, öğrendikleriniz sizi onu bilmeyenlere göre daha iyi kul etmiyorsa, öğrendiniz, öğrendiklerinizi nerede kullanacağınızı hatta bilmiyorsanız ama neden öğreniyorsunuz? Ne yapacaksınız o öğrendiklerinizi? Kim dedi de öğrenmiştiniz? Sizin köyde bugüne kadar kaç kişi yaşadı? Bunların kan grupları ve değişim oranları, nesilleri, kazançları, ne kadar lokma, ne kadar su, ne kadar yudum, neler vardı hayatlarında öyle mi? Tırnaklarını kesmeselerdi ne kadar uzayacaktı? Kestikleri tırnakları bir yerde biriktirselerdi ne kadar büyüyecekti? Bunları mı öğreneceksiniz? Hayır. Ben olmaz şeyler saydım. Peki Allah için sen öğrendiklerini, sen bildiklerini gözünün önüne bir koyar mısın? Mesela ben şöyle bir formül biliyorum. İstersen uygula. Hangi şehir, hangi köy, hangi kentte yaşıyordun? Orada dur. Şimdi bulunduğun yerde arabanla dolaşırken mi? Bu söz sana o zaman mı intikal etti? İşte o şehirde ya da köşende otururken, masanda meşgulken, para sayarken, çocuklarınla, kocanla, karınla beraberken, yemek yapar ya da yerken mi bu söz sana ne zaman intikal etti? İşte o şehirdeyken düşünür müsün lütfen? Peygamber geliyormuş deseler. Aman Allah'ım, nasıl da heyecanlandın? Muhammed Aleyhisselam senin şehrine, senin köyüne, senin kentine geliyormuş. Haberin var mı? Her şeyi bırakasın geldi. Elin tutuldu sanki. İçinde bir hoş heyecan başladı. Sanki kanatsız uçmaya başladın. Peygamber geliyormuş sallallahu aleyhi ve sellem. Nereye, acaba ne zaman, nasıl ki ben de görebilecek miyim, konuşabilecek miyim ki demeye başladın. Evet evet, sana da zaman ayıracak, korkma. Gittin. Giderken düşündün. Yolda düşündün. Varınca düşündün. İnsanlar, acaba bir mala iki fiyat caiz mi derken düşündün. Kan nakli, organ nakli, kafa nakli, göz nakli, gönül nakli ve gönüldekilerin nakli olarak sorular soruyorlardı. Düşündün acaba ben ne sorsam diye. Sonra 2 yıldır okuduğun Kur'an, 2 yıldır tanıştığın sünnet sana ne soracağını öğretmeye, ne soracağına yol göstermeye başladı. Gözünün önüne bir bir gerçekler sıralandı ve dedin ki hayır, ben şöyle sorsam. Desem ki ya Resulallah. Farz et ki peygamberin karşısındasın. Farz et peygamber geldi. Hatta senin kapının önüne kadar, senin evinin yanına kadar geldi. Diyelim öyle ve soruyorsun. Hani öyle sormayı istedin. Ya Resulallah, bilir bilmez bir eve dindim. Planını bilmedim, programını bilmedim. Eşyaları, yerleştirmeyi, dizaynı da bilmedim. Nasıl olsun, nasıl olursa ben kul olurum. Nasıl olmazsa, ben cehennemden uzaklaşır cennete giderim. Bilemedim, bilememişim, gaflet etmişim. Sana sormayı aklıma getirememişim. Allah'ın affını isterim. Benim affımı Allah'a arz etmeni isterim ya Resulallah. Söz veriyorum. Lütfen evimize buyurun. İçindekiler, yanındakiler, duvarındakiler, kenarındakiler, tüm ne var ne yoksa hepsi, hepsini dışarıya çıkarmaya hazırım. Hatta bir saniye, otomatiktir bizim işler. Tümünü ne var ne yoksa, elektrik ve su sistemi dahil, hepsini çıkarıyorum. Tavanda ve tabandakiler dahil, hepsini dışarıya çıkarıyorum. Sen al içeriye dediklerini alırım, alayım. Sen kalsın dediklerini bırakırım.
yak dersen yakar, at dersen atarım, içeriye al dediklerini de nasıl istersen öyle düzene koyarım deseniz söyleyin. Evinizin düzeni, eşyanızın hali ve ahvali ve siz onların içinde ne durumdasınız? Ama karışamazsınız değil mi? Eve sizden başka bir karışan var değil mi? Kayınvalidenizin çocuğu, genel söyledim, erkek çocuğu da kız çocuğu da olabilir. Yani karınız ya da kocanız da karışıyor değil mi? Evet. Evet ama peki ya size ait hiç kimsenin karışma yetkisi olmaması gereken bir şey söyleyeyim. Kafanızdakiler adına da benzer bir uygulamaya ne dersiniz? Bir muşamba serin bulunduğunuz yere. Zemin pislenmesin diye öyle aklıma geliyor. Bütün öğrendikleriniz, peşinde koştuklarınız, A diye B diye, ikiz diye Y diye, Elif diye Lam diye, Lam diye Cim diye öğrendikleriniz, ne var ne yoksa hepsini dökün, kafanızı açın, kafatasınızı kesin, ne var ne yoksa boşaltın, nehir isimlerinden şehir isimlerine kadar, sonra sorun peygamberinize, al dediğini alın kafanıza, at dediğini atın, bakmayın bile tekrar, ama ya Resulallah ya belki lazım olursa demeyin, ukalalık etmeyin, çünkü size lazım olanları o sizden daha iyi biliyordu ya zaten, öyle inanıyoruz değil mi elhamdülillah. Peki söyleyin, hamim ne anlama gelse gerek? Ya Rabbi, ben öyle hepsini bir anda bilemiyorum. Sen baştan sona kullarına bildirdiğin bilgiler arasında hamimle ilgili bir açıklama var mı? Yok. Ya Resulallah, Allah-u Zülcelal sana hamimle ilgili bilgi verdi mi? Sana ne Allah'ın kulu? Yani öyle değil, yanlış sordum. Bize bildirmen üzere ümmetine kıyamete kadar insanların bilgisini arz ettiğin, bunları bilin ey ümmeti Muhammed dediğin, hamimle ilgili, elif, la, mimle, elif, la, ra ile ilgili, Yasin, Taha, Gaf ve Nun ve Sad ile ilgili bilgiler var mı? Bizim öğrenmek zorunda olduğumuz. Hayır ey Allah'ın kulu dedi mi Peygamberimiz? Tamam, devam edin yolunuza. O dursun orada. Bak bak, hazır kimileri hemen sorularını yapıştırıyorlar alnımın ortasına. Öyle mi? Bakış açısına bak. Dini saptırmanın da son örneği galiba. Hayrola? Ama yani Kur'an-ı Kerim'de ne dediğini anlamadım, niye var olduğunu bilmediğim, bana neler söylediğinden haberimin olmayacağı ayetler mi var dersiniz? Hayır efendim. Haşa. İsterseniz 3 kere haşa. Mümkün mü? Kur'an-ı Kerim'de ne dediğini benim anlamayacağım, bana neler gösterdiğini, beni nereye yönlendirdiğini bilmediğim ayetler. Ne işi var onların? Niye göndermiş Allah bana onları? Ama dedim ki, evet dedim ki, hamim ve benzeri nice ayetler var Kur'an'da. Künhüne vakıf olamadım. Aslını ve esasını bilemedim. Mesela kürsiden söz eder Allah. Bilmem ama inanırım. Arştan söz eder Allah. Arşın etrafında tavaf eden, çepeçevre kuşatan meleklerden söz eder Allah. Onların tesbihatından, tahmidatından söz eder Allah. Bilmem, cennette manzaralar, cehennemden tablolar sunar Allah. Bilmem, ama bana yüklediği yükü bilirim. Beni yönlendirdiği yönü bilirim. Bilmek zorundayım. Hatta namaza davrandığında, ellerini yıka, dirseklere kadar, yüzünü yıka, çepeçevre, başına meset, bir de ayaklarını diyor Allah. Öyleyse ben Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bana yüklediği yükü bilirim. Bilmek zorundayım. Değilse abdestin ne anlama geldiğini nereden bileyim? Nasıl bileyim söyleyin. Banyo yaptınız. Hem ki saatlerce yaptınız. Hatta 3 saat denizde kaldıktan sonra yaptınız. Vücudunuzda madde planında kirden, isten, pastan hiçbir şey yok. Evet, tertemizdiniz. Bir de tertemizin temizi banyo yaptınız. Sonra da namaz kılacaktınız. İşte o arada abdestinize engel bir şey oldu. Yani diyelim ki kısaca uyudunuz ya da uzunca yattınız, bir şeyler oldu. İşte onun üzerine tekrar namaz için abdest almanız, yani kollarınızı dirseklere kadar yıkamanız gerekiyor. Neden? Allah dedi diye pislendiğinizden dolayı der miyim ben? Evet bu bir temizlik. Bu bir hadesten temizlik ama Allah öyle dedi diye elbette başka çare yok ki. Hamim, dinleyin. Bakın Allah size ne söylüyor öyle dinleyin.
Başkalarının sözüne benzetmeden dinleyin. Bu söz Allah sözü, hacı sözü, hoca sözü değil. Bu söz Allah sözü, baba sözü, ana sözü değil. Bu söz Allah sözü, yazar, çizer, yaşar, ölür sözü değil. Bu söz Allah'ın sözü, yani Rahman ve Rahim'in, Gaffar ve Settar ve Tevvab'ın sözü, Şedidül İkab'ın, Zittavl olanın, La İlahe İllahu olanın sözü, hem de İleyhil Masir olacağımızın sözüdür. Var mı bunun gibisi? Söyleyebilir mi birileri bunun gibi? Hem o aziz, hem o alim olanın sözü. İşte öylece dinleyin. Dinleyin, bakın size Allah söylüyor. Gerçekten bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilen, bildiyse tamam olan, dahası olmayan, güçlü, kuvvetli, mutlak galip, izzet ve şeref sahibi, gerçekten aziz olan, kadir olan Allah söylüyor, öyle dinleyin. Biz de öyle dinleyelim. Peki acaba bu ayetlerle ilgili özel yorumlar yapılıyor? Yapmasalardı. Ama o yorumların ne anlama geldiği benim hoşuma gidiyor. Olsun demeselerdi. Ama mesela Elif, Lam, Ra koysanız bir de Hamim'in önüne, iyi arkaya bir de Nun ekleyin de Rahman olsun, öyle mi? Hah, tam ben de onu diyecektim. Çünkü insanlar onu diyorlar. Allahu Zülcelal'in Er-Rahman adı, evet. Yani böyle surelere dağıtmış, paramparça etmiş, öyle mi? Bir bölümünü Elif, Lam, Ra'larda, bir bölümünü Hamim'lerde, bir tanesi bir parçasına Nun suresine koymuş. Hadi olmuş Er-Rahman. Birleştirin bakalım. Ne oldu? Yeni bir sure mi çıktı yoksa? Hayır efendim. Ben onları bilmiyorum. Ama yani Rahman olan Allah, Rahim olan Allah, Ha ile şunu, Mim ile bunu anlatsa, onları bilmiyorum. Fakat demeseydim iyiydi dememeyi, ama hatta hainlerin de benzer sözlerini göreceksiniz. Kur'an toplanırken vay zalimler. Yani Ebu Bekir Efendimiz döneminde Kur'an toplanırken, efendim bu sureyi acaba kim getirdiydi, yanılmasak, unutmasak, ona tekrar soracakken, ha soruversek, bunu Talha getirdi, bunu Ebu Hureyre getirdi. Talha'ya T koysanız, Ebu Hureyre'ye H koysanız, ikisi birden Talha olsa, ha o da orada unutulsa diye Kur'an'da unutmalar var, eklemeler var, çıkarmalar var demeye kendi kendilerine yol arayanlar. Arasınlar, ancak cehennemin sonunu bulurlar. Devam etsinler isterlerse, değilse geri dönsünler. Çünkü Allah gafiri zembi ve kabili tevbi, şedidil ikabidi tavl, la ilahe illahu ileyhil masirdir. Tenzilül kitabi minallahil azizil alim. Bu kitabın, şu peygamberin sunduğu, Allah'ın sizden istediği yasa ve yazgının, birey ve toplum adına değişmez ve değiştirilemez kuralların indirilişi, peygamberin size sunduğu, Allah'ın Cebrail ile peygambere, peygamberin de size gönderdiği, ya da daha şereflisini söyleyelim, Allahu Teala'nın Cebrail aleyhisselamla Muhammed aleyhisselama indirdiği, ama aynı zamanda Muhammed aleyhisselamla da bana indirdiği kitabın, bize indirdiği kitabın bu indirilişi, unutmayın ama, aziz ve alim Allah tarafındandır. Bunu indiren Allah'tır. Bunu gönderen Allah'tır. Elinizin altında dursun diye, aklınızda bulunsun diye, hiç unutmayasınız diye, rafa kaldırmayasınız, tedavülden kaldırmayasınız, toplumda uygulamadan, bireyde uygulamadan, ekonomik, sosyal, siyasal alanda, uygulama alandan kaldırmayasınız, işini bitirmeyesiniz diye Allah indirivermiştir. Yanınızda dursun diye, gönlünüzde bulunsun diye, kalbinizin baharı olsun diye indirivermiştir. Ve o Allah azizdir, alimdir, gafiri zemb, kabili tevb, şedidil ikab, zittavldir. Ondan başka ilah yok. La ilahe illahu ve dönüşünüz onadır. İleyhil masir. Dua edin. Allah affetsin hepimizi. Ama Kur'an adına konuşanları, sünnet adına konuşanları Allah daha çok affetsin. Konuşmayanları, onları hepten affetsin. Çünkü, fark ettiniz değil mi? Ayet açık. Bu kadarcık söz ile de apaçık. Ama bu konuşan adam şimdi başlayacak. Bu ayetleri kendisi okuyunca kafasından neler canlanıyor? Haydi sesli düşünecek ve siz,
Aa, adam Kur'an anlatıyor diye dinleyeceksiniz öyle mi? Anlatana bir ayıp, dinleyene bir o kadar. Çünkü bakın Allah diyor ki, bir kitaptan söz ediyor. Şu elinizin altında olsun diye indirilen bir kitaptan. Dilinizin altında olsun diye gönderilen bir kitaptan söz ediyor Allah. Kullarım onu ben gönderdim diyor. Ben indirdim. Haberiniz var mı? Bakın indirdim. Yanınızda dursun diye. Peygamber'e indirdim. Size anlatsın diye. Mekke'de, Kureyş'e, önce onlara gönderdim. Siz onlardan alıp uygulayasınız diye. Medine'ye gitti, orada da indirdim. Siz onlara bakıp örnek alasınız diye. Yani bu kitabı ben indirdim. Biliyor musunuz? Allah'tan olduğunu unutmayın. Allahu Ekber. Ne hoş bir anlatım. Ne hoş bir tanıtım. Ve beni aziz ve alim bilin ama diyor Allah. İzzet benim, şeref benimdir, güç benim, kuvvet benimdir. Mutlak galip yenilmez bir ilahım. Bunu böylece bilesiniz. Yani Allahu Zülcelal'in bu hatırlatmasıyla ben hemen meğer ki kitap konusunda ben Allah'ın aziz oluşunu unutmayacağım. Orada bana yap diyorsa birinden korktuğundan değil, yapma diyorsa birinden beklentisi olduğundan değil, dur diyorsa izzetinden, yürü diyorsa aziz oluşundandır. Allah öyle diyorsa öyledir. Çünkü onun hiç kimseye eyvallahı, hiç kimseye minneti, hiç kimseye borcu, hiç kimseye muhtaç oluşu yoktur. Çünkü Allah azizdir. Aynı zamanda Allah kitabında kitap olarak, kitabe olarak, yazgı olarak, yasa olarak neler indirdiyse acaba mı ki demeye yetkim yoktur. Çünkü o alimdir dediyse tamamdır. Acaba bunu düşünemedi mi ki? Ya da başkalarına uygun dedi de beni bilemedi mi ki? Ya da benim çağımı, benim zamanımı, benim mekanımı, benim imkanımı bilemedi mi ki? Haşa estağfirullah, öyle demeyecekmişim. Bakara'dakiler öyle. Peki ya Ali İmran? Olur mu, kitabı o indirdi ve o azizdir, bir de alimdir diyor Allah. Eyvah! Boynunuz büküldü mü? Çaresiz kaldınız mı? Konuyu anladınız mı? Ne yapacağınızı bilemediniz mi? Çünkü yanlışlar çok. Çünkü hatalar büyük. Çünkü takmadınız, eyvallah etmediniz, kitabı görmediniz, görmezlikten geldiniz. Allah'ı bilmediniz, duymadınız. Yani ne izzetinden, ne şerefinden haberiniz oldu, ne ilminden, ne allamul guyub oluşundan, ne alimul gaybi ve şehade oluşundan haberiniz oldu. Siz kitap sanki yokmuş gibi, ha var, ha yokmuş gibi davrandınız. Oysa kitabı indirmişti Allah, siz ona müracaat edecektiniz. Fark ettiniz öyle mi? Eyvah mı? Çok mu kötü? Bugüne kadarki bütün hayatınız, eyvah size azap ve gazap mı getirecek? Korkmayın, devam edin, kalmayın orada, Kur'an bitti demeyin, bir sonraki bölüme, bir sonraki ayete devam edin, iştiyakla, sevgiyle koşun. Bakın ne diyor Allah, gafir-i zembi, Allahu Ekber, ve kabil-i tevbi, Allahu Ekber, ama şedid-il ikab, ya Rabbi sen affet, ve de zittavul. Böyle bir Allah ki ondan başka ilah yok. La ilahe illahu. Allah günahları mağfiret edendir. Yani Allah'ın kendisini tanıttığı bir özelliği bu. Kullarım beni aziz bilin, beni alim bilin. Ben böylece kitabı indiren Allah, işte kitabın indirilişini böylece bilin. Ama ondan sonra sapmayın, şaşırmayın, ümitsizliğe düşmeyin. Eyvah demeyin, çünkü ben günahlarınızı mağfirete de yetkiliyim. Ne kadar günahım varsa haşa diyebilecek misiniz? Ama alim olduğunu öğrendiniz ya, bakın nasıl da çelişki olur derseniz, ya Rabbi benim günahlarım mı, onları affedeceksin ha, sen benim günahlarımın boyutunu bilmezsin ki deyin hadi bakalım. Olmaz ki, hani alim bilmiştiniz ya, o bilir ya zaten, neyi affedeceğini, ne kadar affedeceğini, senin ne kadar suç ve günah işlediğini Allah haşa bilmez mi? Ama dönün Allah'a. Dönüşleri de kabul eder. Tevbeleri kabul eder Allah. Tevbe edin, vazgeçin. Hayır ya Rabbi, benimki bu kadar olsun. Tamam, bundan sonra vazgeçtim deyin.
Çünkü demezseniz şedidül ikab bir Allah'ın huzurundasınız, unutmayın. Yani azabı oldukça düşünebildiğinizin ötesinde şiddetlidir. Ama hadi vazgeçin, inat etmeyin, ya Rab deyin, af dileyin, mağfiret isteyin, tevbe edin, ikabından korkun, bilin ki o züttaul bir ilahtır. Yani ihsanı bol, ilmi de geniş, ikramı bol, bilgisi de fazla, rahmeti bol, gufranı da öyle. Allah adına ne aklınıza gelir? İşte onların hepsi çok. Hepsi çok, hepsi çok. Hani demek istemem ama azabı da çok, cezası da çok ya da ama mükafatı da çok, ihsanı da çoktur Allah. İşte bu Allah'tan başka ilah kabul etmeyin. La ilahe illahu. İsterseniz edin ama etmeyin çünkü ileyhil masir. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Sonunda onun huzuruna götürüleceksiniz. İkinci ayete yeniden dönüyorum. Düşündünüz mü? Kitap kelimesi yazgı demek. Birey adına toplum içinde hayat programının kuralları demektir. Kitap kelimesi kitabe demek, değişmez ve değiştirilemez yazgılar demektir. Bireyin, toplumun, ekonomik, sosyal, siyasal alanda, askeri, eğitim ya da ahlak bazında ne yapıp edeceğini, yaparsa ne kazanıp ne kaybedeceğini, yapmazsa ne kazanıp ne kaybedeceğini belirleyen kurallar demektir. Söyleyin, insanların buna ihtiyacı var mı gerçekten? Yani herkesin ama yeryüzündeyse insansa buna ihtiyacı var mı? En doğrusuna, en güzeline, tas tamam kendisine mutabık ama yapınca pişman olamayacağı, olmayacağı yazgılara, yasalara, kurallara ihtiyacı var mı? Var elbette. Ve ey siz insanlık diyor sanki Allah bu ayetiyle, bir anlamda ben hatırlıyorum. Siz izzet ve şeref için, siz bilgi için, siz güç ve kuvvet için, siz sizi savunmak için, siz hakim olmak için, siz hayata hakimiyetini sürdürmek için hayatınızı, çocuklarınızı, gününüzü, sermayenizi, bütün imkanınızı veriyorsunuz. Siz bilmek için, siz bilen adam olmak için, siz eğitmek için, siz yetişmek için, siz yetiştirmek için neler harcıyorsunuz? Söyleyin, Allah'tan başkasıyla bu işi nasıl yapabileceksiniz? İşte Allah'ın kitabı, işte Allah'ın indirdiği, işte Allah'ın indirildiği, kendisine kitap indirilen peygamberi ve aziz Allah ve alim Allah, işte siz onunla beraber olursanız bu iş ancak o zaman mümkün olabilecektir. Buna göre, Hamim, Cenab-ı Hak diyor ki dinleyin kullarım, ben söylüyorum. Bu sözü başkasının sözüne benzetmeden dinleyin. Kullarım, başkalarını dinleyip geçebilirsiniz. Eyvallah etmeyebilirsiniz. Kulak ardı edebilirsiniz. Sizi ilgilendirmez zannedebilirsiniz. Zamanı geçmiş diyebilirsiniz. Sizin hal ve ahvalinizden habersiz birinin sözü zannıyla dinleye veya dinlemeyebilirsiniz. Ama bunu ben söylüyorum. Sizin için söylüyorum. Bir rahmet unsuru olsun diye, bir merhamet, bir hidayet unsuru olsun diye söylüyorum. Bir mağfiret sebebi olsun diye söylüyorum. Sizi kulluğa davet ediyorum. Ben söylüyorum, size söylüyorum, dinleyin. Bu kitabı ben indirdim. Beni aziz bilin, beni alim bilin ey kullarım. Ama indirdim, unutmayın, kaldırmayın. Yanınızda dursun, elinizin altında, gözünüzün önünde, dilinizin altında, masanızda, sıranızda, sandalyenizde dursun. Hatta sofranıza bir tabakla da ondan koyun bir parça. Yemeden önce, yemeden sonra okumadan hayata başlamayın. Giriş kapınızı alsın. Giren okumadan girmesin, çıkan okumadan çıkmasın. Atölyenizin bir kenarına, direksiyonunuzun bir ucuna, kazmanızın, küreğinizin, kaleminizin, defterinin baş tarafına bunu yerleştirin. Bu olmadan olmaz, bilin. Çünkü ben aziz, çünkü ben alim olanım. Ama iyi bilin ki, okudukça anlayacaksınız ki, nice yanlışlarınız varmış ki, onları ben affederim. Dönün, tevbe edin. Hedefinizi güzelleştirin. Ne tarafaydı dönüşünüz? Ne tarafa dönmüştünüz? Neden yanlış yapmıştınız? Kıbleniz,
Hedefiniz, hevesiniz neydi? Onları yeniden gözden geçirin, dönün bana, tevbe edin, kabul ederim. Değilse siz bilirsiniz, azabım ve ikabım da çok şedittir ama benim imkanım çok bilesiniz. Lütfum çok, ihsanım çok, inamım çok, ikramım çok, çoktur, izzet ve ikrama boğarım. Bilgim çok, azabım ve ikabım ya da mükafatım çoktur. O kadar çok ki benden başka ilah yoktur ve sonunda bana döndürüleceksiniz. Az yaşasanız, çok yaşasanız da, hasta olsanız, sağ olsanız da, fakir ya da zengin, anne ya da baba, çocuk olsanız da, dünü yaşadınız, bugün de yaşasanız ama sonunda bana döndürüleceksiniz. Amellerinizle huzuruma geleceksiniz. İsyanınızla, itaatınızla, doğrunuz ve yanlışınızla, iyilik ve kötülüklerinizle, tevbe ve istiğfarınız ama iman ve İslamınızla bana getirileceksiniz. Haydi sadece bana kul köle olun, sadece benim kitabımı dinleyin. Sadece benim vahyime kulak verin, ben ne dediysem siz onunla beraber olun. Ayetlerim konusunda onlar yokmuş gibi onlarla ilgisiz tartışmaya girip de helak etmeyin, kendinizi mahvetmeyin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.